Anlat bana. Ne olur. Sevgili peygamberime anlat. Muhtacım ona. Kainatın efendisini tekrar tekrar hatırlat. Her şeyimizi ona borçluyuz. En evvel peygamberime anlat. Öğret bana. Anlat bana. Öğret bana. Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Onu anlatarak yolumu aydınlat. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ön hazırlık Adnan Taşkit. Bedir Savaşı'nın üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen Mekke'de hala öfkeler alev alev. Müşrikler ne mağlubiyeti hazmedebiliyor ne de kaybettikleri kardeş, koca, baba gibi en yakınlarını unutabiliyorlar. Ateşli üç müşrik genci Saffan bin Ümeyye, İkrime bin Ebi Cehil, Abdullah bin Rebiya, Mekke'nin yeni reisi Ebu Süfyan'a gittiler. Ya Ebu Süfyan. Sizi dinliyorum gençler. Hoş geldiniz. Bu kahredici mağlubiyet lekesini alnımızda daha ne kadar taşıyacağız? Ayakta kalmayın, oturun bakalım. Zaten bugüne kadar oturmaktan başka ne yaptık ki? Bir düşündüğünüz var mı? Var. Evet, dinliyorum. Şam seferinden ne kadar kar kazanıldı? 50 bin altın. Öyleyse ya reis, bu karı ikiye ayırsak ve yarısını silaha, diğer yarısını asker toplamaya harcasak nasıl olur? Herkes razı olursa gayet güzel olur. Hele hayır diyecek biri çıksın. Hadi bakalım öyleyse. Gösterin hünerinizi. Mekke'de artan bir hızla hareketlenme başladı. Silahlar, atlar, develer alınıyor, Sakif ve Kinane kabilelerinden asker toplanıyordu. İntikam hırsıyla yanıp tutuşan 3000 müşrik kısa zamanda Mekke meydanında bir araya geldiler. Sefere bütün Kureyş asilzadeleri katılıyordu. 3000 deve ve 200 at tedarik etmişlerdi. Askerin 700'ü zırhlıydı. Zırhlar içindeki Ebu Süfyan alımlı bir at üzerinde görünürken bir anda her taraf çın çın öttü. Yaşayın! Susun! Reis konuşacak, susun! Yesrib'i basacak, Muhammed ve Müslümanları kılıçtan geçireceğiz. Seferimizin gayesi budur. Konuşmam bundan ibaret. Müşrik ordusu Ramazan ayının 25'inde Ebu Süfyan komutasında büyük bir velveleyle harekete geçti. En fazla şamata yapanlar Saffan bin Ümeyye'nin teklifiyle sefere katılmış ve ordunun önü sıra yürüyen 10-15 kadındı. Ellerinde tefleriyle intikam ağıtları söylüyorlardı. Kadınlar gelmese olmaz mı ya Ebu Süfyan? Bir mağlubiyet olursa akıbetleri ne olur? Sen sus ya Nefer bin Muaviye. Karılarınıza, çocuklarınıza kavuşmak için Bedri'yi bırakıp kaça kaça geldiğinizi unuttuk mu sandınız? Kim? Ben mi? Sen ve senin gibi ödlekler. İftira! İftira mı iftira değil. Bu defa hele bir kişi kaçmaya yeltensin bakalım. Karısıyla Nefer arasındaki münakaşayı Ebu Süfyan susturdu. Asker, binek, zırh ve silah bolluğu müşrikleri kendinden geçirmişti. Teflerin sustuğu anlarda bir ağızdan bağırıyorlardı. İntikam! İntikam! Kureyş'in intikamı alınacak! İntikam! Hatta bizimle! Berat bizimle! Huzda bizimle! Allah düşmanları Medine üzerine böyle mağrurane yürürken
Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh da Mekke'de bütün olup bitenleri sevgili peygamberimize bildirmek için bir mektup yazıyordu. Hazreti Abbas mektubu yazıp bitirdikten sonra kapatıp mühürledi ve Gıfaroğulları kabilesinden bir kimseyi ücretle tutarak emaneti kendisine teslim ve sıkı sıkıya tembih etti. Bu mektubu en geç 3 gün içinde Yesrib'e götürerek Ebul Kasım'a vereceksin. Bu da fazlasıyla ücretin. Sen meraklanma ya Abbas. Biz emanete ihanet değil, riayet ederiz. Seni boşuna mı seçtim? Hadi bakalım. Ulak, Resulullah Efendimiz'i Medine'de bulamayıp da Kuba'da olduğunu öğrenince oraya gitti ve kendilerini mescitten çıkarken gördü. Mektubu alan peygamberimiz hemen Medine merkezine döndüler. Hemen şehir çevresindeki nöbetçi sayısı takviye edildi. Sa'd bin Muaz ve Useyd bin Huzeyr bir manga askerle Peygamber Efendimiz'in evinin etrafında nöbet tutmaya başladılar. Ve süratle cihat hazırlığına başlandı. Bu sırada düşman ordusu Zülhuleyfe Vadisi'ne kadar gelerek burada mola verdi. Asker ve imkan çokluğuna güvenen küffar, vur patlasın, çal oynasın bir taşkınlık içinde eğleniyordu. İslam istihbarat birimleri, müşrik ordusunun Zülhuleyfe'ye kadar gelerek burada konakladıkları haberini Allah Resulüne yetiştirdiler. Peygamberimiz, "Hasbunallah ve ni'mel vekil" dediler. Uhud, Medine yakınında bir dağ ismi. Başka dağ silsilelerinden ayrı ve kopuk. Yalnız, tek başına bir dağ. Bu sebeple kim bilir kaç asır öncesinden halk ona Uhud Dağı demiş. Yalnız dağ yani. Medine'yi bekleyen sadık bir nöbetçi gibi, dünyanın varoluşundan beri olduğu yerde heybetle yükselip duruyor. Sanki İhlas Suresini okuyan bir ulu mümin. İşte sevgili peygamberimizin onun hakkında buyurdukları. Uhud öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Kaçıncı bin kere olduğu gibi Hicri 3. yılın Şevval ayı 10. Perşembe günü güneş bir akşam yine dağlar gerisine süzülürken Uhud dağı önce kül rengine sonra koyu karanlığa sarındı. Karanlık dağdan ovaya doğru tonlarını çoğalta çoğalta koyulaşırken yatsı namazı çoktan kılınmış ve Medine uykuya çekilmişti. Ay bir kocaman nur gibi yükselirken sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya görüyorlardı. Efendimiz ertesi sabah namazı kıldırdıktan sonra eshabına bu rüyadan bahsettiler. İnşallah hayırdır, bir rüya gördüm. Bütün müminler daha bir toparlandı. Efendimiz devam buyurdular. Bir sığır boğazlandığını gördüm. Sonra bir koç getirdiler. Zülfikar'ı savurdum, ağzı yere çalındı. Ve kılıcın ağzında bir çentik açıldı. Ben zırhlıydım. Sonra ellerimi de zırhın içine aldım. Hayırdır inşallah ya Resulallah. Ancak
Biz rüyayı anlayamadık. Lütfen siz tabir eder misiniz? Eshabın arzusu üzerine peygamberimiz rüyayı tabir ettiler. Sığırın boğazlanması birçok insanın öleceğine, Zülfikar'ın ağzında açılan çentik, yakın akrabamdan birinin şehit olacağına ve benim yaralanacağıma, koç düşmana, üzerindeki zırh Medine kalesine, ellerimi zırhın içine almam, Medine'nin müdafaya elverişli bir yer olduğunu işaret dediler. Rüya tekrar tekrar hayra yorularak cemaat dağıldı. Kafir ordusu Zülhuleyfe'de 3 gün kaldıktan sonra buradan hareket ederek Ebba'ya geldi. Amine annemizin Ebba'da metfun olduğunu bilen kafirlerden biri ilkel bir teklifte bulundu. Ya Ebu Süfyan. Söyle ya Yiğit. Bilir misin Muhammed'in anasının kabri buradadır? Bilirim. Bir diyeceğin mi var? Var. Diyorum ki Amine'nin kabrini açarak kemiklerini yanımıza alalım. Şayet mağlup olursak bu kemikleri verip esir kadınlarımızı kurtarırız. Ya mağlup edersek? O zaman da Müslümanlardan yüklüce bir para koparttıktan sonra kemiklerini yine iade ederiz. Hiç hoş bir teklif yapmadım. Bilmez misin ki Beni Bekr ve Huzza kabileleri Muhammed'in dostlarıdır. Biz böyle bir şey işlersek onlar da bizim ölülerimize aynıyla mukabele ederler. Sen bilirsin. Öylesine düşünmüştüm işte. Düşman geliyordu. Gelen düşmanın karşısına nasıl çıkmalı? Onu Medine Kalesi'nin dışında mı karşılamalı? Yoksa şehre girişine izin vererek sokak sokak bir müdafaa harbi mi yapmalı? Efendimiz rüyalarındaki zırh, yani Medine işaretine uyarak şehirde kalmayı tercih ediyordu. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Sa'd bin Muaz ve diğer önde gelen sahabiler sokaklara barikatlar kurduktan sonra düşmanın beklenmesini, kaleden girdiklerinde damlardan, evlerden, sokak gerilerinden üzerlerine taş, mızrak, kılıçlarla saldırarak imha yolunun seçilmesini teklif ettiler. Ama ya genç sahabiler? Bedir'de bulunamamış, çağlayan imanlı gençler. Ya Resulallah, biz maalesef Bedir'de bulunamadık. Bu yüzden Bedir'in üstünlüğünü ne zaman anlatsanız, bu nimeti nasıl kaçırdık diye dövünüp durduk. Evet ya Resulallah, biz bütün gençler düşmana kılıç çalmanın, doyasıya kıyasıya cihadın hasretindeyiz. Onun için Medine dışına çıkalım ya Resulallah. Efendimiz Abdullah bin Ubey'e de fikrini sordular. Ya Abdullah bin Ubey, sen ne diyorsun? Sizin gibi düşünüyorum ya Resulallah. Medine kalesinden dışarı çıkmayalım. Zira biz cahiliyet zamanında dışarı çıkarak yaptığımız her harbi kaybettik. Ama yerimizden ayrılmadığımız zaman her defasında da düşmanı mağlup ettik. Şöyle hareket edelim derim. Buna mukabil sevgili peygamberimizin sevgili amcası Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu anh, Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, Numan bin Melik radıyallahu anh'la Evs ve Hazreç kabilelerinden birçok kimselerse genç sahabilerin içtihadındaydılar. Emsalsiz yiğit Hazreti Hamza Mekke dışına çıkarak düşmanla dişe diş bir mücadelenin en ısrarlı taraftarıydı. Ya Resulallah, şayet biz Medine kalesinden harice çıkmazsak, kafirler bu hareketimizi aciz ve korkaklık sanarak cesaret kazanabilirler. Halbuki Allah-u Teala sana Bedr meydanında bir avuç Müslümanla muhteşem bir zafer lütfeyledi. Üstelik biz bugün Bedr'e nazaran hem insan hem teçhizat bakımından daha kuvvetliyiz. Evet ya Resulallah, biz Bedr'den mahrum kalanlar olarak nice zamandır böyle bir fırsatı gözlüyorduk. Şehrin dışına çıkıp Allah ve Resulünün düşmanları ile göğüs göğüse vuruşalım. İnsanlığın zirvesi
Sabırda da cesarette de zirve büyük peygamber Malik bin Sinan'dan görüşünü sordular. Senin fikrin nedir ya Malik bin Sinan? Ey Allah'ın Resulü, her iki yol da güzel. Hangi yolu tensip buyurursanız, seçtiğiniz yolu cana minnet sayarız. Umarız ki müminler zafer kazanır. Biz de inşallah şehit oluruz. Ya Resulallah, sana Kur'an gönderen Allah hakkı için söylüyorum. Küffara kılıç vurmadıkça orucumu açmayacağım. Hamza doğru söyler ya Resulallah. Kureyş kabilelerden asker toplayarak üstümüze gelir. Ve biz de onlara karşı müdafaada kalırsak, yarın daha başka kafirler de bundan cesaret alarak Medine'yi basmaya teşebbüs ederler. Ben düşmandan çekinmiyorum. Öldüreceklerim müminler için kârdır. Ölmem kendim için. Bedre kura kendisine çıktığı için oğlum gitti ve şehit oldu. Bu defa da inşallah ben şehit olurum. Vaziyet anlaşılmıştı. Çoğunluk Medine-i Münevvere dışında düşmanla savaşılmasından yanaydı. Efendimiz bu fikirde olmamakla birlikte ekseriyetin görüşüne uydular. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün cuma hutbesinde eshabına buyurdular ki: düşman karşısında şartlara sabreder ve bulunduğunuz yerden ayrılmazsanız zafer sizindir. O gün ikindi namazını da kendileri kıldırdıktan sonra odalarına geçtiler. Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer de yanlarındaydı. Efendimiz iki yakın dostunun da yardımıyla üzerine zırhını, başına imamesini giydi. Bu sırada müminler dışarıda bekliyorlardı. Ya. Sabırlı olup mübalağalı isteklerden sakınınız. Resulullah vahiy ile hareket etmektedir. Bize yakışan iradesine müdahale etmeden kayıtsız şartsız ona tabi olmaktır. Sa'd İbni Muaz doğru söylüyor. Acaba haddi mi aştık? Evet, şimdi ben de huzursuz oldum. Ya hata ettiysek, ya onu incittiysek? İşte Resulullah kapıda göründü. Zırhlarını giymişler. Sırtlarında kalkanları, ellerinde zülfikar var. Onu sıkıntıya soktuk. Keşke Medine haricine çıkalım demeseydik. Ey Allah'ın Resulü! Sizin istemediğiniz bir şeyi yapmak bizim ne haddimize? Tercihiniz her neyse biz ona uyarız. Ama geç kalınmıştı. Efendimiz buyurdular ki, ben burada, Medine'de kalalım dedim. Fakat ekseriyet aksi kanaatte ısrarlı oldular. Bir peygamber zırhını giyip silahını kuşandıktan sonra düşmanla cihad etmeden onları üzerinden çıkarması layık mıdır? Allahü Teala'nın hükmü her neyse o zuhur eder. Eğer sözümü dinler ve sabreder ve birbirinizden ayrılmazsanız zafer sizindir. Ve sonra üç sancaktan Evs sancağını Sa'd bin Ubeyde'ye, Hazreç sancağını Hubbab bin Münzir'e, muhacirlerin sancağını da Ali bin Ebi Talib'e verdiler. Ve cuma günü ikindiden sonra yerlerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakarak Uhud dağına doğru hareket ettiler. Nescin denilen yere vasıl olunca kahraman peygamber orduyu teftiş ettiler. Yaşı küçük olanlar vardı. Bunların Medine'ye dönmelerini buyurdular. Gençlerden Rafi her ne kadar ayak parmakları ucuna kalkarak uzun boylu görünmeye çalıştıysa da yine de gitmeyeceklerin arasına ayrıldı. Zübeyir radıyallahu anh bu durumu fark ettiği için: ya Resulallah, Rafi küçük sayılmaz. Düşmanla mücadele edebilir. Güzel de ok atar. Gazaya iştirakini arz ediyorum diyerek izin aldı. Bir diğer genç Semüret bin Cündep, Rafi'ye müsaade edildiğini görünce kendisine de izin alması için üvey babası Meri radıyallahu anh'a yalvardı.
Babacığım, güreşsek ben onu yenerim. Fakat Rafi cihada gidiyor. Ben Medine'ye dönüyorum. Ne olursun lütfen Resulullah'a bu gerçeği arz et. Meri vaziyeti arz etti. Efendimiz güreşmelerini irade buyurdular. Rafi ve Semüret tutuştular. Rafi 13, diğeri de belki 15 yaşında. Efendimiz ve Eshab güleç yüzlerle iki gencin güreşini seyrediyorlar. Hakikaten Semüret dediği gibi rakibini yendi. Ve tabii savaşa katılma hakkına kavuştu. Diğerleri yaşlı kadın ve çocukları korumak için de vazife almak için Medine'ye geri gönderildiler. Peygamberimiz asker, binek ve teçhizat miktarını saydırdılar. İslam ordusu 1000 kişiydi. 100 kişi zırhlıydı. 2 at vardı. Atlardan biri Resulullah'a aitti, biri Ebu Bürde'ye. Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade Hazretleri peygamberimizin atı önünde gidiyorlardı. Yolda İslam ordusuna 600 kişilik bir Yahudi birliği de katılmak istedi. Bunlar Abdullah bin Übey'in müttefikleriydi. Yahudilerden gelen haber peygamberimize sunulunca buyurdular ki, onlar Müslüman oldular mı? Hayır ya Resulallah. Öyleyse geri dönsünler. Çünkü biz müşriklere karşı kafirlerin yardımını kabul etmeyiz. Akşam namazı Şeyh Ayn'da kılındı ve gecenin burada geçirilmesine karar verildi. Yatsı namazının edasından sonra da ordu istirahate çekildi. Dinlenmekte olan sevgili peygamberimizin muhafızı Zekfan bin Abdülkays radıyallahu anh'tı. Orduyu da 50 kişilik bir muhafız bölüğü koruyordu. Efendimiz bu birliğin kumandanlığına Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh'ı tayin etmişlerdi. Ordu-yu Hümayun, cumartesi sabahı namazdan önce Uhud'a geldi. Sevgili peygamberimiz, Medine'de kalıp kalmama hususunda çevresindekilerle istişare edip de çoğunluk düşmanı şehir dışında karşılayalım deyince bu fikre itibar etmişlerdi. Halbuki bizzat kendileri Medine kalesinden çıkılmamasını tercih ediyorlardı. Abdullah bin Übey de görüş olarak Kureyşlilerin kale içinde karşılanmalarının doğru olacağını söylemişti. Ama bu konuda Yüce Allah'tan vahiy gelmediği için Efendimiz istişare ettiği müminlerin çoğunluk kararına uymuşlar. Fakat Abdullah bin Übey bu kararı bir türlü içine sindirememişti. Bu sebeple Uhud'a kadar geldiyse de burada zehrini kustu ve dışı Müslüman, içi kafir olan gerçek yüzünü, münafıklığını belli etti ve kavminden kendisine tam bağlı olanlarla diğer münafık ve şüphe içinde olanları ayarttı. Ey arkadaşlar! Muhammed bu kadar ciddi ve hayati bir meselede bizim değil, hatta kendisinin de değil, hiçbir savaş tecrübesi olmayan, hevesleri, akıllarını örtmüş tıfılların dediklerine kıymet verdi. Şimdi burada yanlış bir karar uğruna boşu boşuna ölmemizin bir manası var mı? Hayır, yok. Hayatımızı ortada mı bulduk? Ya, doğru diyor tabii. Evet. Niye Medine'yi terk ettik? Evet, yanlış iş yapılıyor. Canımızı ortada bulmadık. Abdullah bin Ubey haklı. Doğru, evet, haklı. Evet, haklı. Arkadaşlar, arkadaşlar! Medine'ye dönüyoruz. Hadi, yürüyün! Hadi! Bu hareketle İslam ordusu bir anda 1000 kişiden 700 kişiye düştü. Evet, ordumuz 1/3 kuvvetini kaybetmişti. Ama aslında bu bir kayıp değil, arınmaydı. Allah'ın dinine hizmet her kula nasip olmayacağına göre çürükler aradan ayıklanmış, geriye halis Müslümanlardan kurulu bir iman ordusu kalmıştı.
Bilal-i Habeşi ezan ve kamet okudu. Müminler sevgili peygamberimizin arkasında silahları üzerinde olduğu halde cemaatle sabah namazlarını kıldılar. Resulullah imamesinin üzerine bir tolga ve zırhının üzerine bir zırh daha giyindi. Ordu Efendimizin emriyle sırtını Uhud dağına verdi. Peygamberimiz orduyu harp nizamına soktular. Sağ kanat komutasını Ükaşe bin Muhsan'a, sol kanat komutasını Ebu Seleme bin Abdil Esed'e, ileri hat komutasını Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Sa'd bin Ebi Vakkas'a, artçı komutanlığını da Miktat bin Amr'a verdiler. Mübarek Peygamberimiz, İslam sancağını da kendi elleriyle Mus'ab bin Umeyr'e teslim ettiler. Tam bu sırada Medine tarafından birinin koşarak geldiği görüldü. Yaklaştığında gelenin bir gece önce Abdullah bin Übey'in kızı Cemile ile evlenen Hanzala bin Ebu Süfyan olduğu anlaşıldı. Mücahitlerin yüzü Medine'ye bakıyordu. Ordunun solunda bulunan Uneyn tepesinde bir geçit vardı. Küffar buradan bir çevirme hareketi yapabilir endişesiyle Resulullah Efendimiz Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 okçu neferi geçidi beklemek için vazifelendirdiler ve sıkı sıkıya talimat verdiler. Ey mücahitler! Sizin vazifeniz bu geçidi bekleyerek düşmanın bizi arkadan vurmalarına mani olmaktır. Eğer müşrik atlıları geçidi aşmak isterlerse üzerlerine ok yağdırınız. Oklara karşı at süremezler. Biz aşağıda galip de gelsek, mağlup da olsak yerinizden kıpırdamayınız. Hatta yırtıcı kuşların cesetlerimizi parça parça ettiklerini görseniz bile buradan asla ayrılmayınız. Müşrikleri bozguna uğratıp ayaklarımızın altında ezdiğimizi görseniz dahi size bir haberci göndermedikçe burayı terk etmeyiniz, buyurdular. Müşrik ordusu tantanayla Medine üzerine gelirken iki kişi ihtirasla konuşuyorlar. Bunlardan biri zenci köle Vahşi, diğeri ise onun sahibi Cübeyr bin Mutim. Cübeyr atından aşağıda yaya yürüyen kölesine seslendi. Ya Vahşi. Buyurun efendimiz. Biliyorsun Hamza, Bedir'de amcam Taime bin Ali'yi öldürdü. Tabii biliyorum. Şimdi bana yaklaş ve diyeceklerimi iyi dinle. Şayet bu harpte Taime'nin öcünü alırsan seni azat edeceğim. Kölelikten kurtulacak ve hür bir insan olacaksın. Benden zor bir şey istemiyorum. Ama zor olduğu için hürriyetim iade edilecek. Ne o? Düşüncelere daldın. Tabii gayret edeceğim. Ne gayreti? Sen ki Habeş usulü mızrak atmada teksin. Daha bunun gayreti mi olur ya Vahşi? Şunu öldüreceğim desene. Vahşi gururlandı ve kelimeleri dişlerinin arasında eze eze konuştu. Hamza'yı öldüreceğim. Şöyle. Vahşi ile Cübeyr bin Mutim arasında geçen konuşma, Hint bin Utbe'nin kulağına gider gitmez Vahşi'ye koştu. Beni dinle Vahşi. Söyle. Bu orduda en iyi mızrak atan sensin. Benim. Hamza bir katil. Bedir'de babamı ve iki kardeşimi insafsızca öldürdü. Düşman öldürür. Senin de onu öldürmeni istiyorum ya Vahşi. He? Senin de Hamza'yı öldürmeni istiyorum, Hamza'yı. Her şeyin bir bedeli var. Bunu bilecek kadar akıllıyım. Öyleyse? Eğer Hamza'yı öldürürsen seni servete boğacağım. Öldüreceğim. Nihayet düşman ordusu gözüktü. Müşrikler yüzleri Uhud dağına, yani İslam ordusuna gelecek şekilde öndeki düzlükte safa girdiler.
Düşmanın merkez komutasında Ebu Süfyan, sağ kanat komutasında Halid bin Velid, sol kanat komutasında İkrime bin Ebu Cehil bulunuyordu. Kureyş sancağı Talha bin Ebi Talha'ya verildi. Safların önüne kadınları yerleştirdiler. Kadınlar şiirler ve ağıtlarla Bedr'i hatırlatıyor, tefler ve hülülülerle orduyu şevke getiriyorlardı. Muharebenin cumartesi günü, yani hemen o gün yapılması hususunda her iki tarafta ortak bir karara vardılar. Seçilmiş, saf ve tertemiz kahraman mücahitler gergin yaylar gibiydi. Resulullah kati talimat verdiler. Ben işaret etmedikçe kimse hücum etmesin. İşte meydan! Var mı Talha bin Ebi Talha'nın karşısına çıkacak yiğit? Var ya Talha bin Ebi Talha! Anlaşılan cehennem seni bekliyor! Gel bakalım Ali bin Ebi Talip! Karşıma senin çıkmana memnun oldum! Ya! Al bakalım öyleyse! Yolla! Allah'a emanet! Ali radıyallahu teala anh'ın güçlü bir hasmı karşısına çıkar çıkmaz hemen tepelemesi, başta peygamberimiz olmak üzere bütün Müslümanları sevindirdi. Bir ağızdan tekbir getirdiler. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Talha'dan sonra Kureyş bayrağını kardeşi Osman bin Ebi Talha taşımaya başladı. O da efeleniyor ve karşısına çıkacak yiğit istiyordu. Hazreti Hamza radıyallahu anh kafirin üstüne bir dağ gibi yürüdü ve ya Allah diyerek kılıcını hasma şimşek gibi çaktı. Osman bin Ebi Talha'nın kolunun birini ta omuzundan kaburgalarına kadar koparıp attı. O kadar ki adamın ciğerleri görünür oldu. Bundan sonra Kureyş bayrağını Ebu Sa'il bin Ebi Talha aldı. Aynı aileden bu üçüncü kafiri de Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas hakladı. Yaman okçu kafiri tam gırtlağından vurdu. Sa'il'in dili dışarı, canı cehenneme düştü. Kureyş bayrağını Nafi bin Ebi Talha kaptı. Asım bin Sabit öyle ustalıklı bir ok savurdu ki isabet alan Nafi adeta yere çivilendi. Kureyş'in bayrağını yine ölenlerin kardeşlerinden Haris bin Ebi Talha aldı. Asım bin Sabit keskin bir okla bu kafirin de canını cehenneme yolladı. Bu defa bayrağı kardeşi Kilab bin Ebi Talha aldı. Bunu da Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh katletti. Mücadele olanca hızıyla devam ediyor, müminler bastırdıkça bastırıyordu. Küffar bayrağını İrtab bin Serhabil taşımaya başladı. Bir mücahit de onu temizledi. Bunun üzerine Sevap ismindeki köle Kureyş bayrağını yükseltmeye çalıştıysa da korkusuz arslan Hazreti Ali bir kılıç darbesiyle onu da öldürdü. Asker, silah, binek gibi açık farklı aleyhte olan şartlara rağmen mücahitler çok iyi başlamışlardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabzasından tuttukları bir kılıcı havaya kaldırarak müminlere hitap ettiler. Bu kılıcın hakkını kim verir? Kılıcın üzerine bir beyit kazınmıştı. Korkaklıkta ar, hücumda itibar var. Kaderden kurtulamaz insan korkarak. Resulullah'ı işiten birkaç mücahit ona koştular. İnşallah ben hakkını veririm ya Resulallah. O kılıcı bana müsaade edin ya Resulallah. Ama Allah'ın peygamberi suallerinin cevabını almamışlar gibi yine sordular. Bu kılıcın hakkını kim verir? Ebu Dücane radıyallahu anh koştu. Ya Resulallah, bu kılıcın hakkı nedir? Bu kılıcı eline alan, karşısına çıkan bir kafirin boynunu vurup canını cehenneme yollamalı.
sonra bir ikincisini, sonra bir üçüncüsünü. Emrin olur ya Resulallah. Anam, babam sana feda olsun. Aa, Ebu Dücane niçin öyle büyüklenerek gülüyor? Bilmem ki. Kılıcı peygamberimizden tazimle aldıktan sonra düşmana doğru öyle yürümeye başladı. Efendimiz ashabına buyurdular ki, bu şekilde azametle yürümek Allah'ın gazabına sebep olur. Fakat bugün caizdir. Çünkü o şimdi Allah düşmanı kibirlilere karşı kibirleniyor. Ebu Dücane kafir askerlerini bir bir cehenneme yollamaya başladı. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali başta olmak üzere öteki müminler de karşılarına çıkan İslam düşmanlarını deviriyorlardı. Harp şiddetlenmişti. Bir ara Yaman mücahit Ebu Dücane'nin karşısına tef ve şarkılarla kafirleri gayrete getiren Hint çıktı. Kılıcı tam indirecekti ki vazgeçti. Kadın, çekil karşımdan. Peygamber kılıcı kanınla kirlenmesin. İntikamım ağır olacak. Müminler arslanlar gibi oradan oraya, oradan oraya koşuyor ve yüksek ihlas ve yüksek aşklarıyla iki ordu arasındaki farkı kapatmaya çalışıyorlardı. Hakimiyet tam manasıyla ellerindeydi. Hamza radıyallahu anh, Bedir'de olduğu gibi iki elinde iki kılıçla döne döne dövüşüyor ve karşısına çıkanı yere seriyordu. Sıba bin Abdülüzza bir nara vurarak meydan okudu. Hey! Çıkın karşıma ya Muhammediler! Edepsizsini! Pis ağzına o mübarek ismi alma! Sen ha Hamza! Gel gel! Tam bana göresin! Sen de kılıcıma göre melun! Al bakalım! Göber! Bu sırada köle vahşi, elinde mızrak olduğu halde bir taş arkasına gizlenmiş, nefes nefese büyük cengaveri takip ediyordu. Hazreti Hamza dövüşe dövüşe bulunduğu yere doğru yaklaşırken vahşi keskin bir dikkatle mızrağını fırlattı. Havayı yılan ısıklarıyla yaran mızrak şiddetle mübarek sahabinin kasığına saplandı. Hazreti Hamza Efendimiz o haline rağmen vahşiye doğru kılıç elde birkaç adım atabildiyse de aşırı kan kaybından gözleri karardı, dizleri çözüldü ve yıkıldı. Oruçlu bir halde kelime-i şehadet ve yüce Rabbimizin güzel ismini söyleye söyleye şehit oldu. Radıyallahu Teala. İslam bir büyük kahramanını kaybetmişti. Lakin harbin fırtına gibi devam etmekte olmasından dolayı kimse kimseyi göremiyordu. Vahşi, düşmanın öldüğünden emin olunca bulunduğu taşın arkasından fırlayarak büyük şehidin başına geldi. Siyah burun delikleri şiddetle açılıp kapanıyor, siyah etli dudakları titriyordu. Korku ve heyecandan gözleri kızarmıştı. İçinden... Ama hürriyetim dedi. Ve elleriyle mızrağa yapışarak bir iki zorlandıktan sonra çekip çıkardı. Ve maalesef o an bir büyük vahşet işledi. Köle hürriyetine kavuşmayı katileştirmek için hiç olmayacak bir şey yaptı. Mızrağın bıçaktan keskin ucuyla şehidimizin göğsünü yarıp ciğerini söktü ve kanlı ellerinde Hazreti Hamza'nın ciğeri olduğu halde koşarak Hind'e geldi. Halbuki vakti geldiğinde ileride onlar da Müslüman olacak ve yakıcı pişmanlık ateşlerinde kavrulacaklardı. Hatta iman eden birinin önceki günahları yok olduğu halde. Ya Hind!
İşte. Ne o? O ne ya Vahşi? Bu düşmanın Hamza'nın ciğeri. Ver şunu bana Vahşi. Bu ciğeri dişlerimle parçalayacağım. Tüh. Al şu bileziklerimi ya Vahşi. Mekke'de sana 10 vakiye altın daha vereceğim. Hadi şimdi yürü, bir de Hamza'nın ölmüş halini görelim. Hızlı adımlarla şehidin başucuna geldiler. İşte Hind'in düşmanı hunharca parçalanmış halde ayakları ucundaydı. Ama o buna rağmen tatmin olmadı. Şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kulağını ve burnunu keserek yanına aldı. Harp olanca şiddetiyle devam ederken Medine'den gelen Kuzman da İslam saflarına dahil oldu. Ne zaman bu adamın ismi geçse Resulullah Efendimiz onun için Kuzman cehennemliktir buyururlardı. İslam ordusu Uhud'a gidip de Kuzman Medine'de kalınca kadınlar kendisini ayıplamaya başladılar. Ya Kuzman, sen kadın mısın ki harpten geri kaldın? Herkes dövüşteyken ne işin var burada? Yoksa hasta mısın? Biraz keyifsizim. Ya, vah vah. Keyifsiz misin, yüreksiz mi? Siz benimle eğleniyorsunuz. Korkaklara ne günden beri hürmet ediliyordu, haberimiz olmadı ha? İşte ben de harbe gidiyorum. Zahmet olmazsa. Keyfin ne de çabuk yerine geldi. Aman, siz insanı deli edersiniz. Kuzman bunun üzerine doğru cepheye koşmuş, küffara karşı gözü kara bir şekilde dövüşüyordu. İman ordusunun müthiş hamleleri karşısında düşman geriledikçe geriliyordu. Bu savaşa kocası Urbe ve oğulları Osman ve Abdullah'la birlikte gelen Nesibe binti Ka'b da cephe gerisinde kırbayla mücahitlere tas tas su dağıtıyordu. Ey mücahit, buyur su. Ana dur. Suya harcayacak zaman mı var? Ebu Cabir bin Amr radıyallahu anh hazretleri verdiğimiz ilk şehit olmuştu. Şaşırtıcı bir gayretle dövüşen ve 7 kafir katleden Kuzman da ağır yaralıydı. Katade bin Numan yanına yaklaşacak kadar imkan bulunca... Cihadın mübarek olsun ya Kuzman. Küffarla ne güzel dövüştün. Ne cihadı? Ben Müslümanlara yardımı aklımdan bile geçirmedim. Peki Uhud'a niçin geldin öyleyse? Ben Kureyşlilerin Medine'ye girerek hurma bahçelerine zarar ziyan vermemeleri için kavga ettim. Bak öleceksin. Gel iman et. Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi. Bahtsız kendini öldürdü. Şimdi anladım Resulullah'ın senin için neden Kuzman cehennemliktir dediğini. Başta kadınlar olmak üzere canını kurtaran kaçıyordu. Düşman tam bir bozgun halindeydi. 700 kişi 3000 kişiyi darmadağınık etmişti. Ancak bu arada erken başlayan bir şey oldu. Yağma. Kökü kazınmamış bazı münafıklar harbin artık bittiği intibanı vermek için kaçan düşmandan kalan çadır ve malları yağmalamaya başladılar. Ve işte her şey de o zaman başladı. Aşağıda iki ordu dişe diş çarpışırken Halid bin Velid komutasındaki bir kafir birliği Uneyn geçidini bekleyen okçulara hücuma niyetlendilerse de Abdullah bin Cübeyr komutasındaki mücahitler her defasında oklar atarak düşman süvarilerini geri püskürttüler. Ancak aşağıda yağma başlayınca Uneyn'i tutan okçular da bu yağmaya iştirak etmek istediler. Ya Abdullah, biz de yağmaya gidelim. Evet evet, zafer bizim. Savaş bitti, hadi gidelim. Arkadaşlar, Resulullah'ın emrini ne çabuk unuttunuz.
Burayı onun emrine rağmen nasıl terk ederiz? Ya Abdullah, sen de görüyorsun ki harbi kazandık. Düşman kaçıyor. Kardeşlerimiz onlardan kalan malları yağma ediyorlar. Evet, sizin gibi ben de görüyorum. Ama her ne olursa olsun burayı beklememiz için kati emir var. Fakat burada beklemenin artık bir manası kalmadı ki. Haşa! Resulullah boş ve manasız tek kelime bile konuşmaz. Ben yalnız bile kalsam buradan ayrılmayacağım. Biz gidiyoruz. Yürü, 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 yürü. Hadi koşun, koşun. 10 kişi kadarı hariç diğer okçular aşağıya mal yağmalamak için koştular. Vaziyeti saklandıkları yerden aynen takip eden Harit bin Velid komutasındaki Kureyş birliği, geçitte kalan bir avuç kahraman mümine derhal saldırarak hepsini şehit ettiler. Ve sonra da savaş alanında yağmayla meşgul İslam askerini büyük nara ve gürültülerle arkadan çevirdiler. Bu beklemedikleri taarruz, mücahitlerde şaşkınlığa yol açtı. Bir anda ne olduğunu, neye uğradıklarını anlayamadılar. Arka arkaya şehitler geliyordu. Müslümanların kendi askerleri tarafından kuşatıldığını ve zor durumda olduklarını gören Kureyş ordusu da ters yüz ederek Müslümanların üzerine gelmeye başladılar. Ortalık iyice karıştı. Mücahitler hatta yanlışlıkla birbirlerini öldürüyorlardı. Mesela Huzeyfe'nin babası böyle oldu. Manzara fevkalade kötüydü. Kafirler müminleri cepheden ve arkadan çevirerek çembere almış, ard arda şehit ediyorlardı. Tam bu sırada Ceyd bin Süraka suretinde görünen iblis haykırdı. Ey insanlar! Bilin ki Muhammed öldürüldü! Ey insanlar! Bilin ki Muhammed öldürüldü! Ey insanlar! Bilin ki Muhammed öldürüldü! Aynı şeyi tam 3 kere arka arkaya bağırdı. Sesi işiten Efendimiz nida ettiler. Ey eshabım! İblis sizi aldatmaya çalışıyor. Sakın ona kanmayın. Ben Allah'ın Resulü Muhammed'im ve hayattayım. O bana nihai zaferi vaat etti. Nesibe binti Ka'b, tası kırbayı bir tarafa savurarak eline derhal bir kılıç ve kalkan geçirdi. Kocası ve iki oğlundan başka o da düşmanın arasına daldı. Değme mücahide taş çıkartacak bir şecaatle dövüşüyordu. Kafirler maalesef İslam karargahına kadar sokulmuşlardı. Bu ölüm kalım mücadelesinde bir ara Hazreti Ali Efendimiz'i göremez oldu. O da uzağa düşmüşken Resulullah'a yeni bir hücum daha oldu. İki atlı kafir Resulullah Efendimiz'e çok tehlikeli bir şekilde saldırdılar. Ancak o an Nesibe binti Ka'b yetişti ve saldırganlardan birine indirdiği bir kılıç darbesiyle bacağını kopardı ve canını cehenneme yolladı. Diğer meluna da hamle yaptıysa da düşman çift zırhlı olduğundan bu müthiş kılıç darbesinden hafif yarayla sıyrıldı ve anında kahraman mücahideye amansız bir kılıcı indirdi. Hazreti Nefise'nin sağ omuzdan taraf göğsü yukarıdan aşağıya doğru ikiye ayrıldı. Bütün bunların hepsi gayet kısa bir zamanda oldu. İşte bu kahraman kadının kazandırdığı bu çok kıymetli zamanda Hazreti Ali tekrar Efendimiz'i düşman karşısındaki mücadelesini ve maruz kaldığı tehlikeyi görerek o tarafa atıldı. Adeta uçtu. Bir kartal gibi, bir kaplan gibi. O dakika kafirin kılıcını Hazreti Nesibe radıyallahu anhanın omuzundan çekip yeniden Resulullah'a saldıracağı andı. Allah'ın arslanı kafire öyle bir vuruş vurdu ki darbeye çift zırh falan kâr etmedi ve zalimin leşi külçe gibi yere yığıldı.
Peygamberimiz kendisini yiğitçe müdafaa eden ve tehlikenin savuşturulması için çok değerli bir anı 13 yara alma pahasına canını ortaya koyarak kazandıran mübarek mücahidenin ikiye ayrılmış omzunu elleriyle sıvadılar. Sevgili peygamberimizin bir mucizesi eseri omuz derhal iyileşti. O muhakkak bir ölümden dönmüştü ama şehitlikten de. Bu sebeple Nesibe annemiz hasretten kavruldular. Ya Resulallah, ayaklarının dibinde şehit olma şerefini bana niçin müsaade etmediniz? Peygamberimiz buyurdular ki, Ya Rabbi, Nesibe ve aile efradını cennette yanımdan ayırma. Bu sırada bir müşrik sürüsü saldırdı. Hazreti Ali, Umeyye bin Mahsun'u katletti. Öbürleri kaçtılar. Atlı, kılıçlı, kalkanlı, mızraklı bir dalga daha geldi. Hazreti Ali, Amr bin Abdullah'ı katletti. Diğerlerini geri püskürttü. Bir düşman dalgası daha geldi. Yine Hazreti Ali bu defa da Bişr bin Amr'ı devirdi. Diğerleri ters yüz oldular. Bu çarpışma sırasında üstün kahramanın kılıcı kırıldı. Sevgili Peygamberimiz, göz yaşartıcı bir kahramanlıkla dövüşen bu fedakar mücahide hemen kendi kılıçları Zülfikar'ı uzattılar. Hazreti Ali'nin gönlünü sevinçler doldurdu. Efendimiz buyurdular ki, Ya Ali, işitiyor musun? Bir melek gökte seni överek ne diyor? Ali gibi kahraman, Zülfikar gibi kılıç yoktur. Ebu Süfyan var gücüyle bağırıyordu. Haydi vurun, oklayın, vurun, merhamet etmeyin. Bugün bunları yok etme günüdür. Haydi Bedr devri yananlar neredesiniz? Durmayın, saldırın. Kışkırtmalarla daha da coşan kafirler Müslümanlara ok yağdırıyorlardı. Bir ok hızla Resulullah'a isabet edecekken Talha bin Abdullah radıyallahu anh onu havada yakaladı. Ama ok iki parmağını kesip attı. Elin sinirleri parçalandı, kemikleri kırıldı. Peygamberimiz buyurdular ki, her kim bu dünyada bir cennet ehli görmek isterse Talha bin Abdullah'a baksın. Ebu Dücane peygamberimizi gelen oklardan korumak için koşup kendisine sarıldı. Oklar kahraman sahabinin sırtına isabet ediyor. Fakat o dişlerini sıkıp var gücüyle sabrederek kollarını açmıyordu. Nihayet Ebu Dücane aldığı yaralara dayanamayıp kolları gevşedi ve usul usul kayıp yere düştü. Hücumların ardı arkası kesilmiyordu. Rezil oldukları bir sırada karşılarına inanılmaz bir fırsat çıkmıştı. Şimdi yakaladıkları bu fırsatı maksatlarını gerçekleştirmek için zaferle noktalamaya uğraşıyorlardı. Bu sebeple çılgın bir saldırı ihtirası yaşıyorlardı. Doğrudan Efendimizin hayatına kasteden bir müşrik hücumu daha oldu. İbni Kamiyye adında bir kafir, sevgili peygamberimize bir kılıç darbesi vurma bahtsızlığında bulundu. Savrulan taşların da haddi hesabı yoktu. Darbenin şiddetiyle ezilen tolgalarının iki halkası nur kaynağı yüzlerine battı. Şiddetle çarpan bir taş yüzünden de sağ alt çenelerinin ön kesici dişi kırıldı. Peygamberimiz önlerinde bulunan bir çukura düştüler veya belki de düşer gibi yaptılar. İbni Kamiyye cibilliyetsizi çığlıklar atmaya başladı. Muhammed'i öldürdüm! Ben Muhammed'i öldürdüm! Doğru mu ya İbni Kamiyye? Muhammed nihayet yok mu? Evet, onu öldürdüm! Ben öldürdüm! Ben öldürdüm ya Ebu Süfyan! Muhammed'i öldürdüm! Ebu Süfyan ve Ebu Amir Fasık ölüleri dolaşmaya başladılar. Ebu Amir her birinin başına geldikçe Ebu Süfyan'a onun kim olduğu ve hangi kabileye mensup bulunduğu hakkında bilgi veriyordu. Bir şehidin başına geldiklerinde Ebu Süfyan bal mumu gibi sarardı. Daha Ebu Amir bir şey demeden o konuştu. Bu oğlum Hanzala. Hanzala radıyallahu anh'ın saçlarından sular süzülüyordu. Az evvel yıkanmış gibiydi. Evet, doğru.
Hazreti Hanzala az evvel yıkanmıştı. Melekler yıkamıştı onu. Mübarek sahabi şehit olmadan bir gece önce evlenmiş, ertesi sabah yıkanma fırsatı dahi bulamadan, hatta belki de yoksa cihadı kaçırdım mı telaşıyla, yıkanacağı hatırına bile gelmeden yatağından fırladığı gibi İslam sancağının altına koşmuştu. Ebu Süfyan da Ebu Amir ölüler arasında Resulullah'ı göremeyince İbni Kamiye'ye inanmadılar. Resulullah Efendimiz'i düştüğü çukurdaki ölüler arasında ilk olarak Ka'b bin Malik gördü. Ka'b radıyallahu anh'ın aklı başından gidecekti. Ey mücahitler! Gözümüz aydın! İşte Resulullah burada! Koşun! Efendimiz bulundukları yerden sus diye işaret ettiler. Düşman fark etmesin. Sevgili Peygamberimizin şehit olmayıp hayatta ve harp meydanında olduğunu öğrenen müminler sanki yeniden dirildiler. Hemen Peygamber Efendimizin etrafında kenetlendiler ve merhamet sultanına ölümüne siper oldular. Evet, o bir merhamet sultanı. Kendisine en büyük fenalıklar yapılırken bile işte Allahu Teala'dan istediği, Allah'ım affeyle çünkü bilmiyorlar. Efendimiz Uhud Dağı'na çıkmak istediler ama ağrı ve sızıları sebebiyle bir müddet dinlenmek ihtiyacını duydular. Sonra yavaş yavaş dağa doğru yürüdüler. Müslümanlar da çarpışa çarpışa dağa çekildiler. Müşrik ordusu Müslümanların üstüne gelmek istedilerse de Hazreti Ömer dağ eteğinde gözünü budaktan sakınmaz bir bölük İslam askeriyle set teşkil ederek heybetle dizildiler. Resulullah Efendimiz dua buyurdular. Ya Rabbi, düşmana fırsat verme. Ebu Süfyan aşağıdan bağırdı. Muhammed hayatta mı? Şanlı peygamberimizin hayatta olup olmadığını anlamak istiyordu. Efendimiz ashabına cevap vermeyiniz buyurdular. Ebu Süfyan sorusuna cevap alamayınca bu defa Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i sordu. Ebu Bekir hayatta mı? Resulullah yine cevap vermeyiniz buyurdular. Ebu Süfyan bu defa Hazreti Ömer Efendimiz'i sordu. Ömer İbnül Hattab hayatta mı? Efendimiz cevap verilmemesini buyurdular. Düşman ordusu başkumandanı sorularına cevap alamayınca neşeyle askerlerine seslendi. Hey Kureyş! Gözünüz aydın! Muhammed, Ebu Bekr, Ömer ölmüşler. Eğer yaşasalardı cevap verirlerdi. Ya Ebu Süfyan, boş yere sevinme. Elhamdülillah biz hepimiz hayattayız. Ne çıkar ya Ömer? Bedir'in intikamını aldık ya. Bizim Bedir'de de bugün de ölenlerimiz şehit oldular. Ama sizin o günde, bugün de ölenleriniz cehennemi boyladı. Öyleyse seneye yine Bedir'de çarpışalım. Var mısınız? Peygamberimiz kabul edin buyurdular. Evet. Ey Allah düşmanı korkaklar! Seneye Bedir'de yine çarpışalım. Düşman zafer mi değil mi münakaşasını yapa yapa Mekke yoluna koyuldu. Ancak müminler şüphe içindeydiler. Müşrikler ya Medine'yi basarlarsa? Sevgili Peygamberimiz takipçi olarak Hazreti Ali'yi vazifelendirerek tembih buyurdular. Şayet düşman develere binip atları yedeğe almışlarsa Mekke'ye dönüyorlardır. Atlara binip develeri yedeğe almışlarsa Medine'ye saldıracaklar demektir. Böyleyse hemen Medine'ye koşalım. Hazreti Ali ve müfrezesi bir zaman sonra düşmanı takipten döndüler ve ferahlandırıcı haberi verdiler.
Düşman savuşup gitti. Sevgili peygamberimiz bir ara Hamza'yı göremiyorum, ne halde acaba dediler ve ölü ve yaralılar arasında büyük mücahidi bizzat aramaya başladılar. Kendilerine Hazreti Ali ve bazı eshab eşlik ediyor ve Hazreti Hamza'yı buldular. Göğsü yarılmış, burnu ve kulakları kesilmiş, korkunç bir manzaraydı. Bir insana bunlar nasıl yapılabilirdi? Düşman bile olsa öldürdükten sonra artık böyle bir muamele hangi insafa sığardı? Peygamberimiz o kadar üzüldüler, o kadar üzüldüler, o kadar üzüldüler ki anlatılması imkansız. Buyurdular ki, bugüne kadar bundan daha keder verici hadiseyle karşılaşmadım. Rüyadaki kılıcın ağzında meydana gelen çentik de işte tecelli etmişti. Sevgili peygamberimiz, bu dünya nöbetini şehitlikle noktalayan büyük ve emsalsiz kahraman Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın cenaze namazını kıldırdılar. Sonra diğer şehitler tek tek bulunarak Hazreti Hamza'nın yanına dizildi. Tam 7 kere cenaze namazı kılındı. Her defasında namaza durmuşken mücahitler dünya gözüyle cenneti görüyorlardı. Ordu Medine'ye giriyordu. Karşılamaya çıkanlardan biri de Hazreti Hamza'nın kızı Fatıma'ydı. Yanına süt ve hurma almış olarak yorgun dönecek babasını bekliyordu. Bir sahabiye sordu. Babam geliyor mu? Ömer İbnül Hattab arkada, ona sor. Babam geliyor mu ya Ömer? Ebu Bek geliyor. Ona sor ya Fatıma. Ya Ebu Bek, babam hani? Bak, işte Resulullah geliyor. Ona sor. Ya Resulallah, babam nerede? Baban benim ya Fatıma, buyurdular. Ya Resulallah, babam ne şekilde şehit oldu? Ya Fatıma, anlatılmasına dayanamazsın, buyurdular. Ayet-i kerime indi. Ya Muhammed, sen Hamza'nın kızı Fatıma'yı kendi kızın kabul ettiysen, bizim lütfumuz ve merhametimiz de senin ümmetini kabul etti. Medine kapısına geldiler. Ortalık karşılayıcılarla dolu ve kalpler mahzundu. Zira her ev bu harpte bir veya birkaç mensubunu şehit vermiş, bir anda birçok mümin, dul, yetim veya şehit anası olmuştu. Allah'ın Resulü mahzun mümin ve müminelere hitap ettiler. Vallahi eshabımla birlikte ben de şehit olup Uhud Dağı'nın bağrında yatmayı ne kadar isterdim. Ve devam buyurdular. Bundan sonra Kureyş kafirleri bize galip gelemezler. Fetih bizimdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, kaleden şehre girmeden, herkes evine dağılmadan önce eshabına, onların şahsında da bütün zamanlar boyunca gelecek ümmetine buyurdular ki, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.